Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun başlığından anlaşıldığı üzere YouTube'daki ilk paramı çektim. Daha çekmedim, hesabıma yatırıldı. Ben de böyle sabahın ilk ışıklarıyla o hesabınıza gelen para bildirimini gördüğüm gibi heyecanlanarak hemen sizin karşınıza gelmek istedim. Süreçle alakalı biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bu süreci hiç bilmiyordum. Herkes nasıl başladıysa ben de o şekilde başladım ve hep YouTube'dan arama yaparak aslında sürece giriş yapmıştım. Yani izleyerek öğrenmiştim nasıl açılıyor, nasıl aktifleştiriliyor diye. Lafı bugün hiç uzatmayacağım. Direkt konuya giriş yapacağım. Hazırsanız hemen videoya geçebiliriz. Arkadaşlar, ben YouTube'da uzun yıllardır aslında çekimler yapıyorum. Yani şöyle bir geçmişime baktığım zaman 4 sene öncesinde, hatta 5 sene öncesinde bu kanalı açmıştım. Fakat 4 sene öncesine kadar da videolar yüklemeye devam ediyorum kanalıma. Burada sosyete pazarı videomla ilk açılışımı yapmıştım. Şöyle söyleyeyim, dünyanın en yavaş büyüyen kanalına sahibim. Aslında bu özgüvenle sizlere de biraz ilham vermek istiyorum. Zaten YouTube benim için bir amaç olacak, düzeye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyordum. Yani inanın bana hiçbir şekilde para kaynağım, gelir kaynağım olarak bu platformu hiç öyle görmedim. Çünkü ben YouTube'a ilk videomu attığımda henüz üniversiteye yeni başlamıştım. Benim için hem meşgale olacaktı hem kendimi görecektim. Bir de ileride dönüp baktığım zaman yani güzel anılarımı burada kendim izleme şansım olacaktı. Bunları çekerken sizin de görmeniz için bir paylaşım haline getirdiğim bir platform olmuştu. Sonra bir baktım YouTube'da böyle videolardan para kazanma, gelir elde etme odaklı ciddi bir akış ilerliyordu bu süreçte. Yani birçok influencer, birçok işte bu keşfette falan sürekli karşıma çıkıyordu böyle şeyler. Dedim tamam, ben bir de düzenli olarak video atayım buraya. Hani biraz daha işi devam ettireyim. Olursa olur, olmazsa da en azından denemiş olurum kafasına girmiştim. İyi ki girmişim diyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bir pandemi dönemi atlattık. Pandemi döneminde bana çok iyi geldi burası gerçekten. Kendimi deşarj ettiğim, bir şeyler üretmeye çalıştığım bir yer haline gelmişti. İnanın bana 1000 aboneyi göreceğimi bile tahmin etmiyordum. Sonra ben yavaş yavaş içeriklerimi devam ettirdim. Sonra yoğun bir iş temposuna giriş yapınca pandemiden sonra özel sektörle beraber burayı aşırı boşlamıştım. Çünkü kendime bile zaman ayıramıyorken inanın bana bu enerjiyle sizin karşınızda nasıl geçebilirdim? Hiç geçemezdim. Ciddi bir ara verdim. Yani yaklaşık bir sene kadar YouTube'a hiçbir şekilde videolar yüklemedim. Daha sonrasında işten ayrılma sürecim olmuştu. O aralık zarfında tekrardan kamerayı elime aldım. Dedim Tuğba, yani sen bir şeyin istikrarlılığını devam ettirdiğin sürece bunun sonu gelecek. Bunun ekmeğini yiyeceksin. Yüzdün yüzdün, kuyruğuna geldin dediğim noktalarda da 500'ü geçkin abonem vardı. Bu arada hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü belirli başlı videolarımda izlenmelerim çok yükseldi. Sizin sayenizde aslında kendime olan güvenim de yerine geldi diyebilirim. Bu platformda beni destekleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Sorduğunuz her soruya cevap vermeye çalıştım. Gerek özelden gerek yorumlar kısmında iletişim halinde hep kaldım sizlerle. Neyse, bu süreci çok uzatmayacağım. Çok da heyecanımı aslında yenik düşmek istemiyorum. Videonun saptığını konusundan geçmeyelim. Şimdi kilit noktamız şurası. Ben bu süreçte ne zaman para kazanmaya başladım? Arkadaşlar, çok dikkatli bir şekilde baktım ki size olabildiğince net cevaplar verebileyim. Ben kanalımı, evet, 4 senedir videolar yüklüyorum. Fakat YouTube'un şöyle bir aktifleştirme durumu var. Bunu sizler de biliyorsunuzdur. 1000 abone ve 4000 saati doldurduğunuz anda para kazanma, aktifleştirmeniz açılıyor otomatik olarak. Zaten bunun öncesinde YouTube'da bir kanalınız oluyor. Kanalınızı açıyorsunuz. Düzenli videolar yüklemeniz çok önemli. Yani bu konuda kesinlikle beni örnek almayın. Düzenli ve istikrarlı olabilmek çok önemli. Hem takipçi kitlenizi etkin tutuyorsunuz hem de YouTube'un algoritmasında ana sayfaya düşme oranınız daha fazla oluyor. Ben bunu size söyleyebilirim. Benim videolarım artık tam anlamıyla 1000 abone ve 4000 saati geçti. Ağustos sonu Eylül başı gibi tamamlandı. Hatta bu otomatik olarak YouTube stüdyoya girdiğimde ikisi de tik olarak gözüküyordu. Buradan devam ettirdiğimiz zaman Google, yani YouTube size bir AdSense hesabı açmanızı istiyor. AdSense hesabı aslında biraz böyle aşamalı bir süreç. Hatta ben
Orada o kadar tıkandım ki yani anlamıyorum. Birçok video izliyorum, anlamaya çalışıyorum. Herkes farklı şekilde ilerlemiş. Şimdi bundan 3 sene önceki videoyla anlatımıyla şu ankinin gerçekten arasındaki şartlar değişti. Bir kopukluk yaşamıştım o sırada. Neyse, bu kısma gelirken bir AdSense hesabı oluşturuyorsunuz. Google AdSense hesabı oluşturduğunuzda sizlerden belli başlı maddeler isteniyor. Mesela bunun içeriğinde bir şirket, yani şahıs şirketi açmanız isteniyor. Onu oradan tamamlıyorsunuz. Bir site eklemeniz isteniyor. Site eklemeden zaten hiçbir şekilde onaylanmıyor. Çünkü ben siteyi ekledim, 2 gün sonra para hesabıma otomatik olarak aktarıldı. Onun dışında zaten bundan öncesinde aşamalar içerisinde banka hesabı isteniyor. Banka hesabınıza sizin belli bir miktar para gönderiliyor. Bana yaklaşık 30 kuruş falan gönderilmişti galiba Google üzerinden. O parayı tekrardan sizin olduğunuzu teyit ettirmek için siz geri gönderiyorsunuz. Sanırım böyle bir şeydi. O kadar uzun zaman oldu ki yani ben bu süreci bekleyeli 6 ay falan oldu. Şu anda Nisan ayındayız tabii. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, hatta 7 ay olmuş. Yani bu süreçte bir de ben sürekli telefon başında, bilgisayar başında takip etmedim. Çalışıyorum. Bununla beraber orayı da baktırmaya çalışıyorum. Anlayamıyordum çünkü 15 sayfalık bir maddeler vardı karşımda. Böyle akşam eve yorgun geliyorum. Bir de bununla uğraşmak istemiyordum. Biraz ötelemiş olduğum için aslında süreç bu kadar uzadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. Birkaç gün öncesinde akşam ya dedim benim bir YouTube hesabım var. Hesabım onaylandı. Her şey tamam. Yüzdüm kuyruğuna geldim. Yani neden bunun ekmeğini yemeyeyim? İnanın bunun ucundaki maddi kazanç değil artık süreç. Yani ben bir şeyi kendime başardım diyebilmek adına böyle manyak perileri geldi. 2-3 gün öncesinden bahsediyorum. Bu süreçte dediğim gibi Google AdSense ve YouTube AdSense diye iki farklı madde çıkıyor. Ben telefondaki tarayıcıdan girdim. O yüzden biraz zorlandım. Yani bir bilgisayardan giriş yaparsanız daha sağlıklı olur sizin için, daha büyük ekranda. Neyse, aşamaları zaten tek tek okuyorsunuz, cevaplandırıyorsunuz. İşte kendinize ait bir bireysel şahıs şirketi açıyorsunuz. Çünkü bunun belli bir kısmı, %30'luk kısmı vergi olarak devlete geri ödeniyor. Bunun bilgilendirmesini okuduğum, anladığım şeklinde devam ettiriyorsunuz. Ben biraz böyle kopuk kopuk anlatıyorum ama inanın o kadar uzun bir süreç geçti ki böyle hepsini şu anda yavaş yavaş toplayıp size de doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Tabii bundan önce eve bir zarf geliyor. Bu arada eve zarf bana 2 kere geldi. Yani 2 kere gelmedi. Ben 2 kere gönderim istedim. Çünkü bir kere gönderim istediğimde aradan 1 ay, 1,5 ay falan geçti. Eve hiçbir şekilde o Google kağıdı gelmedi. Ben de tekrar gönderim istedim. İkincisinde öyle kapıya falan da değil yani. Annem bayağı apartmanın girişinde falan bulmuş. O şekilde yukarıya getirdi. Bu senin mi diyerekten. Onu o şekilde onaylatmıştım mesela sayfamda. Zaten bunların hepsi ciddi bir süreç. Yani hemen para aktifleştirme açılıyor. Sonrasında işte banka hesabınızı giriyorsunuz. Banka hesabınızdan onaylanıyor. İkametgah adresleriniz, isim, soyisim, vergi numaranız, TC'niz, bireysel şahıs, şirketiniz. Bunların hepsini tek tek giriyorsunuz ve dediğim gibi ben en çok zorlandığım kısım bu birkaç gün öncesinde site oluşturma kısmıydı. Siteyi de oluşturduktan sonra artık onaylanıyor. Yani yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çünkü ödemeler kısmında, ödeme bilgileri kısmında orada siz kazancınızı görüyorsunuz. Ben bunu açık açık burada söyleyeyim. Ben son 3 aylık paramı şu anda hesabımda gördüm. 1400 küsürlü para yatmış bana. 1413 mü? 1407 mi? Öyle bir para yatmış benim hesabıma. Bu benim 3 aylık param olarak gözüküyor. Bundan sonra çektiğim her video başına, her izlenme oranına ona göre yatıyormuş. Yani siz işte buradan hesaplayın ne kadar kazanılıyor, ne kadar oluyor bilmiyorum. Yani benim abone sayım belli, izlenmelerim belli. Bundan sonraki süreçte devam etmeyi düşünüyorum, bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü bu artık benim için bir işaret olduğuna inanıyorum. Artık tam anlamıyla bırakmıştım, para kazanmak vesaire değil ama burada... Eğer bu arada sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Karşılıklı soru cevap halinde ilerletelim. Çünkü ben şöyle baştan sona bir baktığım zaman biraz çorba gibi anlattım galiba yine. Ama aklıma gelenleri tık 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 sırasıyla size aktarmaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.